Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 2020'nin ilk videosunu çekiyorum ve gerçekten çok çok heyecanlıyım. Bugün 1 Ocak 2020 videoyu da bugün yayınlayacağım, çektiğim gün. Burada 2020 hepimiz için güzel olur inşallah, hayırlı ve mübarek olur. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl dilerim. Bol paralı, bol kitaplı geçer hepimiz için. Yani para olmadan kitap olmuyor maalesef artık bu devirde. O yüzden inşallah bol bol kitap videosu çektim. Sizlere çok güzel kitaplar önerdiğim ve çok güzel kitaplar da okuduğum bir yıl olacak. Hissediyorum ya, 2020 benim yılım. 2019 çok böyle sallantılı geçti ama 2020 gerçekten benim yılım olacak, hissediyorum. Ne yaptım? Bir çılgınlık yaptım. Dün 31 Aralık'ta gittim. AVM'ler tıklım tıklım dolu. Herkes hediye alıyor. Bir kalabalık, anlatamam size. Bir de indirim vardı zaten. Dianar'a girdim. Dianar mağazasına ve deli manyak bir alışveriş yaptım. O kadar ağır ki şöyle size göstereyim. Koca bir poşet alışveriş yaptım. Kendime çok güzel kitaplar ve eşyalar aldım. Hatta bunları şey yaptım. Hediye paketi yaptırdım. Çünkü kendimi severim. Yani narsistlik ve egoistlik dışında hani kendini gerçekten sevmek vardır ya, iyi anlamda olan. Kendimi seviyorum. Kendimi sevdiğim için başkalarını da seviyorum. O yüzden böyle gittim. Hediye olarak kendime hepsine hediye paketi yaptırdım. Hiç uzatmadan sırayla açmaya başlıyorum. İlk olarak hediye paketi yaptırmadığım iki tane ürünle başlayacağım. Annemle ben Sezen Aksu delisiyiz. Sezen Aksu'yu çok severiz ve Kafka Okur'un yeni sayısında Sezen Aksu varmış. Duyar duymaz hemen koşa koşa gidip Kafka Okur'u aldık. Hatta paketi açılmış. Annem dün bunu okuyordu. Ben daha okumadım. İnşallah okuyacağım. İlk önce Sezen Aksu'nun bu sayısını aldık. Daha sonra ben klasik kitaplar, şiir kitapları bölümünde gezerken dikkatimizi Sezen Aksu'nun eksik şiir kitabı çekti. Şöyle ki, duyduğuma göre Sezen Aksu'nun bugüne kadar yazmış olduğu şarkı sözleri bulunuyor içinde şiir olarak. Ama annemin dediğine göre, ki annem Sezen Aksu hakkında yanlış bilgi kolay kolay bilmez, Sezen Aksu bu kitabı çıkardıktan sonra vazgeçmiş ve baskıyı durdurmuş. Çünkü şiirle şarkı sözlerinin çok ayrı şeyler olduğunu düşünüyormuş ve şarkı sözlerinin şiir yerine konulmasını istememiş galiba. O yüzden baskıyı durdurmuş. Ben de kitabı bulacağımızı hiç düşünmüyordum açıkçası. Diyanar'ın raflarında görünce demek ki dedim kalmış. Ama belki de baskısı durdurulmamıştır, bilmiyorum, ama annemin söylediğine göre konu bu şekildeydi. Neyse, görmüş olduğunuz gibi Sezen Aksu'nun bir dergisini ve bir kitabını aldık. Şöyle bir paketi açayım. İçinde bayağı bir kitap var. Bakalım neler çıkacak. Çok heyecanlıyım. Dünden beri bu paketleri açmak istiyorum. Sonunda artık açabildim. Şöyle çıkaralım. İlk önce Türk Edebiyatı'ndan klasikler çıktı. Biliyorsunuz ki İş Bankası Yayınları Türk Edebiyatı'ndan klasikler çıkarmıştı. Ve bende de eksik olanları vardı. Böyle yavaş yavaş sevdiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. 4 tane var burada. Şimdi size hepsini sırayla tek tek göstereceğim. Tanzimat döneminden kalan bir kitap. Ali Bey'in kitabı. Şu şekilde göstereyim. Odaklamıştır. Türk Edebiyatı Klasiklerinin 25. kitabı. Bunu aldım. Daha sonra hazır odaklamışken devam edelim. Nabizade Nazım'ın Zehra kitabını aldım. Odakladı mı? Aynen. Bu da Türk Edebiyatı Klasiklerinin 22. kitabıymış. Bir de Saffet Ziya Salon Köşelerinde kitabını aldım. Bu da Türk Klasikleri 16. kitap. Şöyle göstereyim. Ve Ali Bey'in kitabından iki tane mi almışım? Ben ne yapmışım? Aynı kitaptan iki kere almışım. Bravo Sena Nur Işık. Bravo. Bunu da yaptın ya. Başka hiçbir şey demiyorum. Büyük ihtimalle birini çekilişte size vereceğim. Klasik yani. Görmüş olduğunuz gibi ilk paketten... Ay, kameraya buldum. Görmüş olduğunuz gibi ilk paketten bu 4 kitap çıktı. Nasıl aynısını aldım ya? Orada çok kalabalıktı. O kargaşada ben tutturdum Ali Bey'in o kitabını alacağım diye. Gitmişim iki kere almışım. Neyse, nasip kısmet. Daha sonra burada bir paket daha var. Bunu da açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Bulamadım. Evet, Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi. Google'un Müfettiş kitabını göstermek istiyorum. Bunun içinden de 4 tane çıktı. Müfettiş'i ben okumadım. Benim bir arkadaşım okumuştu ve o kadar çok beğendiğini söyledi ki o yüzden bunu almak istedim. Daha sonra Erasmus'tan Deliliğe Övgü bu kitabı aldım.
odakladı büyük ihtimalle. Andromache, nasıl okunuyor bilmiyorum. Yunanca bir kelime büyük ihtimalle. Yunancam olmadığı için. Ve Farabi'den Mutluluğun Kazanılması adında bir Hasan Ali Yücel klasiği daha aldım. Şöyle göstereyim. Bu dördü de aldım. Klasiklerden böyle şöyle göstereyim size. Daha sonra burada bir paket daha var. Burada da klasikler var büyük ihtimalle. Çünkü bayağı bir klasik aldım. Çıkaralım bakalım içinden ne çıkacak. Ay, bir kitap daha varmış. Evet, şöyle kitaplarım çıktı. Farabi'den bir kitap daha aldım. Farabi daha önce okumadım, yazıklar olsun ki bana. İlimlerin Sayımı. Şöyle göstereyim bu kitabı. Odakladı mı? Odaklamadı, beni odaklıyor hala. Farabi'den İlimlerin Sayımı kitabını aldım. Danton'un Ölümü. Şöyle göstereyim. Alman bir yazar büyük ihtimalle. Daha önce hiç okumadığım bir yazar kendisi. Yine Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden Kamelyalı Kadını aldım. Bir de İki Kıyının Avarisi ve Yanlışlıklar Komedyası Shakespeare'ın. Şöyle göstereyim. Bu iki kitabı da klasik olarak aldım. Şimdi size klasiklerimi göstereyim, aldıklarımı baştan aşağıya. Ya gitmişim aynı klasiği almışım ya. Şaka gibi, hala inanamıyorum. Biri bir taraf dünya edebiyatından klasikler, diğer taraf Türk edebiyatından klasikler. Hepsi de birbirinden güzel kitaplar. İnşallah okuyacağım. Hepsini tek tek size yorumlayacağım. Böyle beşer beşer videolar çekeceğim. Ama bir türlü hazırlanamadım videolara. 2020'de inşallah size çok çok güzel videolarla geleceğim. Şimdi gelelim bomba kitaba. Bunun içinde bomba bir kitap var. Çıktı. İlk gün deliler gibi almak istedim. Fiyatını görünce böyle bir durdum. Alamadım ama sonra yılbaşı günü Diyanar mağazasından sıfır indirimle aldığım bir kitap. Şaka gibi ama gerçekten yaptım bunu. Şöyle çıkaracağım. Dırın, Game of Thrones müziğiyle giriyorum konuya. Hayvan çiftliği, şuna bakar mısınız? Çok güzel, özel baskısı. Ben Hayvan Çiftliği'ni okudum ve bayılıyorum. Çok çok sevdiğim bir kitaptır. Bende normal baskısı var Can Yayınları'ndan. Özel baskısını çıkardıklarında ve videosunu yayınladıklarında şok oldum. Gerçekten işte o heykelleri yapmaları, o heykellerin fotoğraflarını çekmeleri çok özel. İşte heykelcilerle, fotoğrafçılarla falan, heykel tıraşçılar mı denir? Ne kadar yanlış kullandım kelimeyi bilmiyorum. Neyse, videoyu gördüğümde bayıldım. Kitaba da aşık oldum. O kadar yansıtmış ki Hayvan Çiftliği'ni. İçindeki anlatımı, içindeki duyguyu bozmadan bir özel baskı yapmışlar. O yüzden çok çok mutlu oldum. Şöyle göstereyim. Çok da tepki aldı, çok linç aldı. Allah'ım, o kadar güzel ki ben doğru buluyorum. Yani yanlış bulmuyorum. Şöyle göstereyim size. İçinde göstereyim. Ben bunu bir inceleme videosunu çekeceğim zaten. Orada rahat rahat bunu göreceksiniz. Tam tamına 150 TL ama her bir kuruşunu hak ettiğini düşünüyorum. Bu arada Orwell'ın yine 1984 kitabının da özel baskısı var. Bunu da koşa koşa gidip almıştım. Bunun da şeyini çekeceğim. İncelemesini Hayvan Çiftliği ile beraber çekmeyi düşünüyorum. Bence her bir kuruşunu hak ediyorlar. Hatta Hayvan Çiftliği 1984'ten bir tık daha güzel olmuş bence. Çok iyi ya, resmen saman ya şunlar. Çok çok iyi, çok çok güzel. Şöyle içine geri koyalım hasar vermeden. Bunları kitaplığımda nereye koyacağım gerçekten bilemiyorum ve ya çok güzel, bayılıyorum. Şu bildiğiniz tahta biliyor musunuz? Çok çok iyi. Neyse, bunun hakkında başka bir videoda uzun uzun konuşacağız, inceleme videosunda. O yüzden bunu da kenara kaldırıyorum. Açıkçası yaptığım alışveriş bu kadardı. 2019'un son alışverişi benim için çok verimli oldu. Çünkü 2020'de okumak istediğim ya da çok almak istediğim kitaplar vardı. Şimdi hepsini size boydan bir ben göstereyim. Beni bir de boydan çek. Şöyle. Buraya toplamda ne kadar harcadım? Ay, bazen fiyatları söylüyorum, şey diyorlar. Fiyatları söylemiyorum. Aldığım kitap, yüzüme saman tüyü geldi. Söylemiyorum. Fiyatlarını söyleyerek video çeker misin diye yorumlar geliyor. Fiyatını söylüyorum, görgüsüz yazıyorlar. Ben artık
ne yapacağımı bilemedim işte. Böyle bazen söylüyorum, bazen söylemiyorum. Değişiyor. Ama buranın tamamına 330 lira ödedim. Evet. 335 lira. Poşetimde 5 liraydı. Ama çok yüksek alışveriş yaptığım için bedavaya geldi. Şöyle göstereyim. Sezen Aksu klasiklerim. Türk Edebiyatı'ndan klasikler, Hasan Ali Yücel klasikleri ve özel baskı hayvan çiftliği mükemmel. 2019'daki en verimli alışverişlerimden biri diye de dergim var. Dergiyi göstermiştim sizlere. Ay, özel baskının kölesiyim biliyor musunuz? Neyse, bunları konuşacağız sonra, uzun uzun konuşacağız. Ama şalımla kitabında ne kadar yakıştığını göstermek isterim açıkçası. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence güzel bir video oldu. Editlerken de bakacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Büyük ihtimalle buralara bir yerlere bırakırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi kocaman öpüyorum. Diğer videolarda görüşürüz.